Herkese merhaba. 62. ünitele devam ediyoruz. Son 3 ünitede şu yapıları görmüştük. Me, my ve mine yapılarını görmüştük. Bunun tabii ki you için olanı var, he, she için olanı var. Şimdi bu ünitede bu üçünü birden, hatta bir tane de subject pronoun getireceğiz. Yani özneden bahsediyorum aslında en basit. I, you, he, she, it, we, you, they dediğimiz şeyler. Yani ben, sen, o, biz, siz, onlar dediğimiz şeylerden bahsediyorum. Bu dördüyle birlikte bunları karıştırarak cümleler yapacağız. Daha öncesinde tek tek yapmıştık. Sadece me ile you ile ilgili cümleler yapmıştık bir ünitede. Ondan sonrasında my, your, his, her gibi yapılarla cümleler yapmıştık. Son olarak mine, yours, his, hers gibi yapılarla yapmıştık. Şimdi dediğim gibi bu ünitede hepsini birden karıştıracağız. Karıştırmaya geçmeden önce burada iki tane cümle varmış resimlerle birlikte. Onlara bir bakalım ve burada hangisinin hangi anlama geldiğini bakalım. Demiş ki I can see him. I ben demek burada. Him onu demek. Onu ona yapısından bahsediyorum. I can see him. Ben onu görebiliyorum. But he can't see me. Ama o beni göremiyor. Buradaki he o. Buradaki me de beni demek. Buradaki him beni onuydu. Buradaki me ise beni demek. Bu şekilde cümleler yapacağız. Karıştıracağız hepsini birbirine. Peki size bir soru. Demiş ki burada ben onu görebiliyorum ama o beni göremiyor. Zeki Müren de bizi görecek mi? Nasıl kurarsınız böyle bir cümleyi? Biraz siz düşünün. Ben o sırada şuradan bir WordPad açayım. Zeki Müren de bizi görecek mi? Görebilecek mi demiyorum, görecek mi diye soruyorum. Şöyle yaparım. Yapacak mı, edecek mi derken will de kullanıyordum. Şöyle büyük yazayım. Will Zeki Müren, yumuşak G oldu. Görmek fiili see, bizi derken as. Zeki Müren de dediğim için to'dan bahsediyorum. To de daha iki katıyor burada. Zeki Müren de bizi görecek mi? Bu şekilde bir cümle yapıyorsunuz. Görür mü dersem eğer will değil de does diye yaparım. O da bizi görür mü? Gördü mü demek istersem eğer did ile yaparım. Bu şekilde tüm tenslerle aslında aynı cümle yapabilirsiniz. Will Zeki Müren see us, does Zeki Müren see us, did Zeki Müren see us şeklinde. Görebilir mi demek isterseniz can. Burada aynı şekilde he can't see me demiş, göremiyor demiş. Can he see us şeklinde yapabilirsiniz. Bu şekilde cümleler kurabilirsiniz kendiniz için de. Şimdi bunu kapatalım. Başka ne demiş? Burada bir örnek daha var. You give me your phone number and I will give you mine. You sen demek. Sen bana. Burada beni anlamı katmıştı. Burada ise bana anlamı katıyor. Aynı mi? Sen bana senin telefon numaranı ver. Ben de yani ve ben sana benimkini vereceğim. Ben sana I burada ben. Give you demiş. Sana vereceğim. You sana anlamı katıyor. Mine de benimkini demek. Sen bana telefon numaranı ver. Ben de sana benimkini vereceğim. Buradaki LL, will'in ecek acak ekini kısaltmış halidir. Her zaman söylüyorum, yine söyleyeyim. Her zaman ecek acak diye çevrilmez. Veririm, yaparım derken de kullanırsınız. Yani şu cümleyi şöyle çevirebilirim. Sen bana telefon numaranı ver, ben de sana benimkini veririm demek. Vereceğim diye çevirmek zorunda değilsiniz ki çoğu yerde böyle geniş zamanmış gibi çevrilecek will. Ona göre dikkat edersiniz. Sonrasında şimdi burada hepsi için tek tek mesela I, me, my ve mine yapılar için vermiş. Sonra we, us, our ve ours şeklinde vermiş. You, yours, yours şeklinde vermiş. Hepsine tek tek bakacağız. Ne demek? Know tanımak demekti. I know Tom. Hem bilmek hem tanımak demek. Ben Tom'u tanıyorum. Özneden bahsediyorum. Burada ben anlamı var I'ın. Tom knows me derken Tom beni tanıyor ya da beni tanır. Buradaki me beni bana anlamı katan me. It's my car. O benim arabam. Benim anlamı katıyor my. It's mine derken de o benimki demek. Nasıl yapıyorduk? My'dan sonra isim gelebiliyor. Yani my car, my book diyebiliyorum ama mine'dan sonra isim gelmiyor. Benimki diyorum. Türkçede olduğu gibi benimki arabam denmez. Benim arabam deriz ama sadece benimki deriz. O yüzden burada car yok tekrar. It's mine diyoruz. O benimki diyoruz. Bunu I ile yaptık. Şimdi we ile yapıyoruz. We know Tom. We biz demek. Biz Tom'u tanırız. Tom knows us. Bizi derken us kullanıyorum. Tom bizi tanır. It's our car. Bizim derken our şeklinde söylüyorum. Bizimki derken de it's ours diye söylüyorum. Our bizim demek, ours bizimki demek. Zaten bildiğiniz şeyler tekrar etmiş oluyoruz şu anda. Şimdi you'ya geçti. You know Tom. Tom sen Tom'u tanıyorsun ya da tanırsın. Tom knows you. Tom seni tanır. You seni demek burada. Sen derken de you kullanıyorum. Seni derken de you kullanıyorum. Dikkat edin. It's your car. O senin araban. Your senin demek. Seninki derkense it's your şeklinde kullanıyorum. Bu da seninki demek oluyor. Şimdi he'ye geçelim. He, she, they diye devam edeceğiz.
He knows Tom. Erkekler için kullanıyorum he'yi. O demek. O Tom'u tanır. Tom knows him. Onu derken him diyorum. It's his car. O onun arabası. It's his. O onunki demek. Onun ve onunki aynı. His ve his şeklinde kullanıyorum. Tekrar söyleyeyim. O derken he. Onu ona derken him. Onun ve onunki derken ise his şeklinde kullanıyorum. She'de nasıl yapıyormuşuz? She knows Tom. Kadınlar için kullanıyorum she'yi. Kadınlar kızlar için. O Tom'u tanır. Tom knows her. Burada da şu farklı. İkisi aynı yani farklı demeyeyim. Onu derken de her kullanıyorum. Onun derken de her kullanıyorum. It's her car diyorum. Onunki derken ise it's her şeklinde kullanıyorum. Yani o, onu, onun ve onun şeklinde gidiyor. Bunları altına Türkçelerinde yazabilirsiniz isterseniz her biri için. Hatta şöyle yapayım. Mesela bunu durdurduktan sonra kendiniz yazmaya çalışın. Cümlenin anlamına bakarak yazmaya çalışın. Ezbere değil tabii ki. Yani mesela Tom knows him derken buradaki him'in ne anlama geldiğini, işte onu tanır derken onu anlamına geldiğini o şekilde Türkçe yazabilirsiniz. Son olarak D'ye geçtik. They know Tom. They onlar demek. Onlar Tom'u tanır. Tom knows them. Tom onları tanır. It's their car. O onların arabası. And it's theirs. O onlarınki şeklinde. They o onlar. Them onları onlara. Değer onların, değerisi de onlarınki demek. Bu şekilde yani yapınca çok kolay tabii ki. Unutursanız, hatırlamazsanız tekrar buraya Türkçelerini yazarak oradan tablodan bakarak da diğer egzersizleri çözebilirsiniz. İlk etapta her zaman söylüyorum bakarak çözmekten endişe etmeyin. İlla hatırlamak zorunda değilsiniz. Ama zaten akılda kalması için egzersiz çözüyoruz. Yoksa bilginizi ölçmek için yaptığınız bir şey değil. Her zaman o mantıkla yürüyün. Şimdi demiş ki burada study these examples. Bu example'ları yani örnekte çalış demiş. Bakalım neler vermiş örneklerde. Biz burada hepsine bakacağız. Şimdi you mu diyecek, yours mu diyecek ve ne anlama gelecek. Demiş ki do you know that man? Bu adamı tanıyor musun? Gizli bir sen var. Türkçe'de biz bunları her zaman kullanmıyoruz. Sen bu adamı tanıyor musun demek. Do you know that man? Yes, I know him. Evet, ben onu tanıyorum. I ben demek, him onu demek. But I can't remember his name. Ama onun adını hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum. Buradaki I ben, his de onun demek, onun adını hatırlıyorum. Bir sonraki cümlede she ile ilgili bir şey yapmış. Burada bir sürü şey var. She var, we var, her var, us var, are var. Bakalım ne demek. She was very pleased. Çok memnun demek, çok mutluydu demek. She o demek burada. O çok mutluydu, çok memnundu. Because çünkü we invited her. Biz, we biz demek. Onu davet ettik. Buradaki her onu. To stay with us at our house. Şimdi normalde us bizi bize demek ama böyle prepozisyonlardan sonra bunlar kullanıyordu. Me, you, him, her, us, them gibi şeyler kullanıyordu. Ve çoğunlukla da bizim, sizin, onun gibi anlamlar katıyordu. Normalde dediğim gibi bizi, bize, beni, bana gibi anlamlar katar. Ama bazen Türkçe'ye bizim, sizin, onların gibi anlamlarda çevrilebiliyor. Çoğunlukla da prepozisyondan sonra kullanılırsa. Burada da o şekilde kullanılmış. Ne yapmışlar? We invited her, onu davet ettik. To stay with us. Bizimle kalması için, bizim evimizde bizimle kalması için onu davet ettik demek. Buradaki us bizim anlamını kattı ama normalde bizim our demek. Sadece with'ten sonra kullanıldığı için Türkçe'ye böyle çevrildi. Normalde bizi bize demek. O şekilde aklınızda kalmış olsun. Bir sonraki de bir diyalog var. Ne demişler? A kişisi demiş. Where are the children? Çocuklar neredeler? Have you seen them? Sen onları gördün mü? Demi de aslında işaretleyebilirdi. İşaretlememiş. You sen demek, them onları demek. Yes, they are playing with their friends in the park. Evet, onlar, they onlar demek. Onlar oynuyorlar kimle? With their friends, arkadaşlarıyla. Yani onların arkadaşlarıyla in the park. Türkçe'de onların diye kullanmıyoruz. Sadece arkadaşlarıyla diyoruz. Ama burada kullanılıyor. Şunu kapatabiliyor muyum? Evet, süper oldu. Bir sonraki cümlede that's my pen. Bu benim kalemim. Can you give it to me please? Onu bana verebilir misin lütfen? Şöyle. Sen onu bana verebilir misin lütfen? Can you buradaki you sen. Give it. Buradaki it de onu demek. O değil. It için o derken de it kullanıyorum. Onu ona derken de it kullanıyorum. Bunu da bold yapabilirdi aslında. Sen onu, me zaten beni bana demek. Sen onu bana verebilir misin lütfen? Şeklinde yaptığımız bir cümle. Sonrasında bir soru cümlesi var. Is this your umbrella? Bu senin umbrellan mı? Yani senin şemsiyen mi? Your senin demek. No it's yours. Hayır seninki diye cümle kurmuş. Umbrella'yı tekrar kullanmadığı için yours şeklinde kullanıyorum. Hayır o senin umbrellan da diyebilirdin. No it's your umbrella derdim o zaman. Yours değil your kullanırdım. Ama seninki demek için yours şeklinde kullanıyorum. Sonrasında he didn't have an umbrella. Yine umbrella'dan gitmiş. Onun bir umbrellası yok yani şemsiyesi yok. So she gave him hers.
Bu cümle kafanızı karıştırabilir. Şimdi tek tek bakalım. Ne demiş? She o demek. O verdi. Him ona demek. Ona hers de onunkini demek. O onunkini ona verdi. Ya da o ona onunkini verdi. İstediğiniz şekilde çevirin. Ha, burada da zaten yanında da yazmış. She gave her umbrella to him şeklinde yapmış. Burada ters yapmış. Çünkü şöyle bir şey var. Konu var. Tersten kastım şu. Şimdi her umbrella diyor. Her umbrella için hers kullanıyoruz. Him normalde başta geliyor hers'ten önce ama burada sonunda geliyor. Ne zaman böyle yapıyoruz? Çok karıştırılan bir konu. Onu ona anlamındaki yapıları kullanırken fiilden hemen sonra kullanıyorsam eğer to eki yok. Yani gave me, gave you, gave him, gave her, gave them, gave us şeklinde kullanıyorum. To'suz kullanıyorum. Ama fiilden sonra değil de fiilden sonra bir şey geliyorsa ondan sonraki genelde cümlenin sonunda olur bu. Eğer ki o şekilde kullanıyorsam o zaman to ekini katıyorum. Bana ona anlamını vermek için. Tekrar söyleyeyim. Fiilden sonra kullanırsam to'su yok. Bana, sana, ona anlamı katıyor. Ama fiilden sonra başka bir şeyler geliyorsa ve bu cümlenin sonuna kalıyorsa o zaman to şeklinde kullanıyorum. Bu biraz ileri konu aslında ama belki bazılarının sınavlarında çıkabilir ya da ders konularında geçmiş olabilir. Hatırlatmış olayım. Son cümlede ne demiş? I'm going out with a friend of mine this evening. Bu akşam bir arkadaşımla dışarı çıkıyorum. Bu a friend of mine bir yapıydı. Her zaman bunlarla kullanıyor. Mine, yours, hers gibi yapılarla kullanıyor. I zaten subject'imiz yani öznemiz. Ben dışarı çıkıyorum. With a friend of mine bir arkadaşımla demek. Bu Türkçe'ye doğru şekilde yani net şekilde çevrilemiyor. Ama bu bir kalıp. A friend of mine, a friend of yours, a friend of his, hers, theirs, ours gibi şeylerle kullanıyor. Yapılarla kullanıyor. Not a friend of me demiş. Zaten bu şekilde kullanmıyoruz. Anlatımı bu kadar. Zaten bildiğimiz şeylerde üstünden geçmiş olduk. Şimdi egzersizlere bir bakalım neler vermiş. Do you know that man demiş. Bu adamı tanıyor musun demiş. Yes, I know him. But I can't remember his name. Evet, onu tanıyorum. Ben onu tanıyorum diye kullanıyorum. I, ben demek. Him, onu demek. But I can't remember his name. Ama onun adını hatırlamıyorum. Remember, hatırlamak demek. I can't, hatırlayamıyorum demek. Buradaki his, onun demek. Şimdi aynı bu yapıyla bakalım nasıl yapmış. Evet, burada mesela bir kısmını vermiş. Burada da daha az bir kısım. Burada hiç vermemiş. Buna göre bu yapıya bakarak da yapabilirsiniz. Şimdi bu kadın soruyor. Do you know that woman? Bu kadın tanıyor musun diyor. Yes, I know. Onu diyeceğim. Kadınlar için onu derken her kullanıyorum. Yes, I know her. But I can't remember her name diye kullanıyorum tekrar. Onu derken de her, onun derken de her kullanılıyor. Çünkü şurada olduğu gibi. Bakın demiştim size, isterseniz buradan bakabilirsiniz. Tom knows her, onu tanıyor. It's her car, o onun arabası. Önce yapmaya çalışın, deneyin. Tabii videoyu durdurun ben yapmadan önce. Deneyin, bilemezseniz tabloya bakıp yapın. Üçünde ne demiş? Do you know those people? Bu insanları tanıyor musunuz? Dikkat edin, çoğul bir şeyden bahsediyorum. Those people, people zaten insanlar demek. Pardon, kamera durdu sandım. Bir ses geldi de. Ne demiştik? Do you know those people? Bu insanları tanıyor musun? Ya da tanıyor musunuz? You, hem sen hem siz demek çünkü. Ben diye cevap vermiş. Demek ki sen diye sormuş. Yes, I know them diye kullanıyorum. Onları diyorum. Onlar derken they, onları derken them. Yes, I know them but I don't remember. Aynen bu şekilde olduğu gibi burada vermemiş. Pardon, I can't remember. Hiç fark etmez. I don't remember ya da I can't remember. İkisini de kullanabilirsiniz. Biri hatırlamıyorum demek, biri de hatırlayamıyorum demek. I can't remember, hatırlayamıyorum. I don't remember, hatırlamıyorum. But I don't remember their names. Onların adını hatırlamıyorum derken their şeklinde kullanıyorum. Şuradan da göstereyim tekrar. Şu. I don't know, I don't remember their names şeklinde kullanıyorum. Tekrar dönelim geri. Do you know me? Beni tanıyor musun demek. Tanımıyorum ama yes, I know you diyeceğiz. Evet, seni tanıyorum. Seni derken you kullanıyorum. But I don't remember. Hep I don't diyorum. I can't remember. Hatırlayamıyorum diyeceğiz. But I can't remember your name şeklinde kullanıyorum. Seni derken you, I know you. Senin adını derken your name şeklinde kullanıyorum. Sonrasında ne demiş bakalım. Yine in the same way demiş. Yani aynı şekilde yapın demiş. Bilmece gibi şeyler bunlar aslında biraz. Demiş ki we invited her to stay with us at our house. Bu cümle vardı, tek tek de bakmıştık. İşte onu davet ettik bizimle kalması için bizim evimizde. Yani evimizde kalması için onu davet ettik. Güzel bir Türkçe ile bu şekilde söyleriz. Şimdi kim kimi davet etmiş, nereye, kimin evinde kalması için ona bakacağız. Şimdi burada we'den bahsediyor. Biz davet ettik bizimle kalması için bizim evimizde. Şimdi burada o davet etti. He invited us to stay onunla kalması için onun evinde diyeceğiz. To stay with him şeklinde yapıyorum. Onunla derken with him diye kullanıyorum.
To stay with him. Başka yapacağımız bir şey var mı? Hayır, kendisi vermiş zaten. To stay with him at his house. Bunları isterseniz yazayım ben size. Görsel olarak hem daha iyi olur. Sadece aradaki boşlukları yazıyorum bu arada. To stay with him. At his house. At his house zaten vermişti. O yüzden tekrar ben yazmıyorum. Sonrasında they'den bahsetmiş. They invited me to stay with them diyeceğiz. Onlarla kalmam için. At their house'ı vermiş miydi? Aa, neden yazmıyor? Muhtemelen birazdan gör. Evet, birazdan gördü. Şöyle yapalım. Bunu da silelim. To stay with them. Bakayım bir saniye. At their house diyeceğiz. Onların evinde diyorum. Onlarla derken with them şeklinde kullanıyorum. Normalde onlara demek with diye kullandığım için onlarla gibi bir anlam oldu. Türkçe'ye başka başka çevriliyor. Bizimle diyor mesela, with us derken burada bizim anlamı kattı. With him derken onun anlamı kattı. With them derken onlar anlamı kattı. Yani bambaşka anlamlarda çevriliyor Türkçe. O yüzden bunu çok fazla Türkçe düşünmeyin. With them at their house dedik. Sonrasında I invited them. Benden bahsediyorum. Onları davet ettim. Benimle kalmaları için benim evimde. To stay with me diye yapıyorum. At my house. Benim evimde derken. Benimle derken with me. Benim evimde derken at my house şeklinde kullanıyorum. Sonrasında house zaten vermiş ama ben yazdım. She invited us to stay. She'den bahsediyoruz şimdi. Onunla kalmamız için diyeceğiz. Yanlış yere tıkladık, pardon. Şöyle yapalım. She invited us to stay with her. Onunla derken with her diyorum. With her. At. Yine onun derken yine her kullanıyorum. At her house. Şöyle. With her at her house şeklinde. Did you invite him? Sen onu davet ettin mi? Seninle kalması için. Aa, neden hep aynı yere basıyorum? Pardon. Üstüne geldi sanırım. Tamam. Did you invite him to stay? Burada hiçbir to stay de vermemiş. To stay with you. Seninle kalması için derken bitti diyorum. Ve at your house şeklinde yapıyorum. Bu da soru cümlesi. Did you diye başladığı için soru cümlesi. O yüzden question mark, yani soru işareti de koydum. Bunlar bu şekilde. Basit basit şeyler. Yani bir kez mantığını oturtursanız hepsiyle aynı şekilde devam edebilirsiniz. Hatta yapabilirsiniz. Fazlasını da yapın. Buradan bir tane subject seçin. I demiş, she demiş, he demiş. Hepsine söylemiş ama başka bir cümle seçebilirsiniz. O şekilde yapabilirsiniz. Sadece pratik olması amaçlı. Yine in the same way yapacağız. Yine aynı şekilde yapacağız. Ne demiş? I gave him my address and he gave me his. Ben ona benim adresimi verdim. O bana onunkini verdi diyeceğiz. Dikkat edin. His hem onun demek hem de onunki demek. Onunki olduğunu nereden anlıyorum? Sonrasında adres olmadığı için anlıyorum. Sürekli bir bildirim sesi geliyor ama ne olduğunu çözemedim. Umarım kayıt alıyoruz da şu anda. Tamam, ne demiştim en son? His adres diye kullanmıyorum. His, yani onunkini diye kullanıyorum. Bir sonraki de ne demişti? I gave her my address. Ben ona benimkini verdim. And she gave me hers diye kullanacağım. O da bana onunkini verdi. Şöyle 12 derken hers. Sonrasında he gave me his address and I gave him de kullanacağız. Onu vermemiş. Burada mesela me'yi kullanmıştı. She gave me hers diye kullanmıştım. Bana demişti. Şimdi ben ona benimkini diyeceğim. He'den bahsettim işte. Ona derken him diyorum. I gave him mine. Benimkini verdim diyorum. I gave him mine şeklinde. Sonrasında we gave them our address. Our diye yazayım buraya. Bizim adresimizi verdim. Our şeklinde yazıyorum. And they gave, burası önemli. Onlar bize verdiler derken they gave us. Onlarınkini derken de theirs. They gave us theirs şeklinde. Tekrar cümleye baştan okuyayım. We gave them our address. And they gave us theirs. Biz onlara bizim adresimizi verdik. Onlar bize, buradaki as bize, onlar bize, onlarınkini verdiler demek cümle. Sonrasında she gave him. Kız erkeğe onun adresini vermiş. Yani onun derken kendi adresinden bahsediyorum. Burada dikkat edin. Biz Türkçe'de kullanmıyoruz. O ona onun adresini ver dersem sanki başka birinin adresini vermişim gibi söylüyorum. Türkçe'de şöyle söylüyoruz. O ona adresini verdi. Oradaki adresini onun demek. Gizli bir onun var. İşte bu İngilizce'de o gizli onun nedir onu yazıyoruz.
Buradaki gizli onu she'den bahsettiğim için her'dür. She gave him her address and he gave, ikinci cümleden bahsediyorum. He gave her, ona derken yine her kullanıyorum. He gave her his, onunkini derken de his kullanıyorum. Hem onun hem onunki demek. Sonrasında you gave us, sen bize senin adresini verdin diyeceğiz tabii ki. You gave us your address, senin adresini verdin. And we gave you, sana verdik diyeceğiz. Sana derken you kullanıyorum. We gave you ours, biz de sana bizimkine verdik. Bizimki derken ours şeklinde. They gave you blah blah address, yine adres adres. They gave you, onlar sana onların adresini verdi. Ya adreslerini verdiler aslında. They gave you their address and you gave them. Onlara verdin diyorum çünkü. You gave them. Sen onlara verdin. Yours. Seninkine. Orada bir fazladan ı oldu. Bu şekilde. Their, them and yours şeklinde. Bence şu an yaparken belki anladım diyebilirsiniz de dersten sonra en azından şu bölüme bir daha bir bakın bence. Hepsinin ne anlama geldiğini tekrar bir tekrar etmiş olun. Son olarak son bölüm kaldı. Him, her, yours, etc. Herhangi bir şey yazacağız. Bakalım ne yazacağız. Onu ona mı? Onun kimi? Onun mu? Artık her neyse cümlenin mantığına ne uyuyorsa onu yapacağız. Ne demiş? Ve zamanda have you seen her? Amanda nerede? Onu gördün mü demek. Onu derken her kullanıyorum. Amanda kız olduğu için. Her hem onun demek hem onu ona demek. Where are my keys? Anahtarlarım nerede? Where did I put? Onları nereye koydum diyeceğiz. Keys çoğul olduğu için they kullanırım keys yerine. Onlar derken, onları derken de them kullanıyorum. Where did I put them? Onları nereye koydum demek. This letter is for Bill. Bu mektup Bill içinmiş. Can you give it? Onu verebilir misin? Ona diyeceğiz. Dikkat edin. Cümlenin sonuna geldi. Hemen fiilden sonra gelmediği için to'la kullanıyorum. Şöyle de yapabiliriz. Can you give him it de diyebilirdik. Ona onu verebilir misin de diyebilirdik. Ama o şekilde tercih etmemiş. Can you give it, onu verebilir misin? Ona derken to şeklinde kullanıyorum. Can you give it to, bir erkek olduğu için onu ona derken him kullanıyorum. Can you give it to him? Bir su içeceğim izninizle. Okay. We don't see blah blah neighbors much. Much. Neighbors komşular demek, müşteriler diyecektim. Komşular demek. Komşularımızı, yani bizim komşularımızı, gizli bir bizim var. Bizim komşularımızı çok görmüyoruz. They are not at home very often. Bizim derken our şeklinde kullanıyorum. We don't see our neighbors. Bizim komşularımız demek. I can't find my pen. Penimi, yani kalemi bulamıyorum. Can I use? Yes, of course demiş. Seninkini kullanabilir miyim diyelim. Can I use? Pen tekrar olmadığı için your demeyeceğim. Yours diyeceğim. Yani seninkini. Can I use yours? O da cevap vermiş. Yes, of course. Evet, elbette. Tabii ki demek. We are going to the cinema. Sinemaya gidiyoruz. Why don't you come with? Bu bir şey kalıptır. Neden gelmiyorsun? Neden yapmıyorsun? Why don't you come with us diye kullanırız. Preposyonlardan sonra me, you, him, her, us yapıları kullanılıyor. Why don't you come with us? Neden bizimle gelmiyorsun? Bizim anlamı kattı ama normalde bizim anlamı yok. Beni, bana anlamı var. Why don't you come with us? Çoğunlukla with çıkıyor zaten. With'ten sonra genelde bunları kullandığınızı düşünebilirsiniz. Tabii ki diğer preposyonlardan sonra da kullanıyorsunuz ama with en çok kullanılanlardan biri. Sonrasında did your sister pass blah blah exams? Şimdi did your sister, sister'ından bahsediyorum, bir kızdan bahsediyorum. Sınavlarını geçti mi diyorum. Gizli bir onun var. Onun sınavlarını geçti mi? Başka birinin değil tabii ki. Kendi sınavlarından bahsediyorum. Türkçe'de böyle kullanmıyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum. Gizli bir onun var. O yüzden burada she için gizli onun her'dür. Did your sister pass her exams şeklinde kullanıyorum. Pass geçmek demek. Exam de sınav demek. Son iki kaldı. Some people talk about blah blah jobs all the time. Some people, bazı insanlar demek. Bazı insanlar all the time, sürekli, her zaman işlerinden bahsederler. Talk konuşmak demek, talk about bahsetmek demek. İşlerinden, mesleklerinden bahsederler. Kimin işinden, mesleğinden? Tabii ki de onların, yani kendi mesleklerinden bahsederler. Onların derken, onlar demek için they kullanıyorum. Onların derken de their kullanıyorum. Some people talk about their jobs all the time. Sürekli kendi işlerinden bahsederler demek. Kendi demeyeyim, işlerinden. Çünkü kendi own demek. Their own diye kullanırsam, their own jobs diye kullanırsam kendi işleri demek ama burada işlerinden demiş olacağım. Yanlış kullanmış olmayayım. En son olarak last night, finally, son olarak demek. Last night I went out for a meal with a friend of,
Her zaman böyle kullanıyoruz. With a friend of mine. Bir arkadaşım demek. Bir arkadaşımla dün gece yemeğe çıktık demek. With a friend of mine. Diğerleri nasıl oldu? With a friend of yours. Arkadaşınla. With a friend of his. Hers. Bir daha bir tekrar etmiş olurum. Ours ve theirs şeklinde yapıyorum. Bunlar bu şekilde. Mine, yours, his, hers, ours ve theirs. Benimki anlamda kullandığımız yapı ama burada benimki anlamda değil tabii ki. Bambaşka bir anlam. Benim bir arkadaşım demek. Bu kadar. Bunlar bitti. Bir sonraki derste myself, yourself, themselves kullanacağız. Bunlar ne demek? Sadece bu kadar değil tabii ki. Şunların hepsi kendi demek. Ben kendim, sen kendin, o kendi gibi anlamları var. Daha önceki derste de söylemiştim. Günlük dilde kullanılan bambaşka anlamlara gelen yapılar var. Myself ve yourself özellikle. Onları ayrı olarak vereceğim. Muhtemelen aynı videoda veririm. Eğer ki video çok uzarsa, ki sanmıyorum. Uzarsa belki başka ayrı bir videoda veririm. Ama muhtemelen şöyle 40 dakikalık bir videoda hepsini vermiş olacağım. Şimdilik bu kadar. Dersi beğendiyseniz videoma like atabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese başarılar dilerim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.